Çiftçi TV izleyicileri yine Beykoz'dayız. Kış etkisini artık hissettirmeye başladı. Neredeyiz? Yemlerin depolandığı, merasız koyunculukta işte böyle e, kuru kaba yemin stoklandığı bir taraftan da e, enerji ve protein ihtiyaçlarını dengelemek için de e, yem fabrikalarında e, rasyonların e, oluşturularak hayvanların fizyolojik ihtiyacına göre oluşturularak depolandığı yerdeyiz. Ve yanımızda kim var? Yine Bahadır Ödevci var. Evet Bahadır Bey Merhaba. bugün e, meraya dayalı olmayan yetiştiricilikte koyunlar, koyunlar nasıl yemleniyor, nasıl evet. besleniyor, yem stokları nasıl ayarlanıyor, e, stok yönetimi nasıldır ciddi bir olay. Çünkü böyle uçsuz bucaksız e, meralar yok. E, onlarla ilgili e, bir başlangıç yapalım. Tabii yani e, kuzu fabrikası kapalı et koyunculuğunda elbette ki en önemli noktalardan biri. E, yemleme ve, ve e, yem kaynaklarının stoklanması. Bu, buradaki işin bu kısmının mühendisliği. E, i̇zleyicilerimiz de hani merasız koyunculuk nasıl olur? Merada bedava otlamak varken sen böyle alarak bu işi nasıl yapıyorsun diye sorarlarken bize biz de yanıtlar verirken e, işin bu kısmındaki mühendisliği biraz açalım. Yani biz bunları nerelerden alıyoruz? Hangi gruplara ne veriyoruz? biraz rakamlar da verelim. O yüzden beyaz tahtamız da burada. hani onlara bu işin kapalı et koyunculuğunda bizim çalıştığımız verimli ırk özelinde elbette hı hı. nasıl bir besleme reçetesi çıkartabiliriz onu vermek lazım. çünkü yani bu işin birkaç mühendislik bacağı var. Yetiştiricilik yöntemi var. Burada bir süreç var. Burada hı hı. bir mühendislik işi var. Hı hı. Doğru takip edilmesi lazım. Irk ırk özellikleri bu da ziraat mühendisliği, hayvan bilimi tarafına giriyor. üremesi, sağlık koruması, hı hı. diğer bakım ihtiyaçları yaklaşık bir koyuna 22 farklı işlem uygulanıyor yıl içerisinde. Bunların evet. yapılması kısmı var. Barınak hayvan ergonomisine uygun kısmı mimari hı hı. bir çalışma gerekiyor ve teknoloji tarafı var. O da yazılım mühendisliği ile alakalı. Hı hı. Şimdi dolayısıyla farklı mühendislik kollarının bir araya geldiği bir işletme burası. Her bir Ayağı çok ciddiye almalıyız. Her bir ayağı doğru yaptığımıza emin olmalıyız. Çünkü hep söylüyoruz biz bu işe hani sermaye et koyunculuğuna girecekse eğer her konuyla ilgili cevapların verilmesi lazım. Başka türlü sermaye girmez. Bir bilinmez olmaması insana dayalı olmaması gerekir. O bilinmezlerin ortadan kaldırılması için de bu konuştuğum konularla ilgili her biriyle ilgili ayrı ayrı programlar yapıyoruz. Her bir programda olabildiğince süremiz yettiğince açmaya çalışıyoruz evet. Bir programda genel bir özet veriyoruz ancak tek programda tabii bütün sistemi anlatmaya yetmiyor süre olarak. Tabii ki yetmiyor çünkü bileşenler fazla. Şimdi şunu ben vurgulamak istiyorum. Siz işte kapalı et koyunculuğu yetiştiriciliği dediniz ama şimdi olay Türkiye'deki hayvan yetiştiriciliğine geldiğinde Türkiye'nin iklim ve coğrafyası dikkate alındığında aslında mereye dayalı koyunculuk denilse de ee, koyunların evet. koyunların e, mutlaka e, barınakta yemlemeyle kuru kaba yemle ve daha ne yemle yemlendiği bir dönem var. Bunu yok yoksayamazsınız. Ne kadar bu dönem uzunluğu farklı bölgelere göre? Şimdi tabii ki meralarımızın verimi zaten en tartışma konusu olan bir Onunla. mevzudur. Meralarımızın verimliliğinin düşük olması, meradaki ot kalitesinin çok yüksek olmaması zaten Türkiye'yi büyük baş hayvan yetiştiriciliği için uygun bir ülke olmaktan uzaklaştırıyor. Evet. İş koyuna geldiğinde, evet. Türkiye'de meralar koyunun ihtiyaçlarını karşılıyor diyor. Neden? Çünkü koyunun koyunun ihtiyaçları sanıldığı gibi e, çok yüksek değil. Mera veriminin düşük olduğu bölgelerde ve ülkelerde koyunculuk yapınız tavsiyesi koyunun en başta bakın protein ihtiyacının %8-10 gibi düşük bir değerde olmasından ileri geliyor. %8-10. Bu süt keçiciliği yapıyorsak veya süt inekçiliği yapıyorsak olmaz. çok bu, daha, bu, daha Bunlardan daha bahsedemeyiz. Daha bunlardan yüksek bahsedemeyiz. Olabilir. Şimdi koyunların protein ihtiyacı %8-10. Şimdi yem dediğimiz zaman, besin dediğimiz zaman bir proteinimiz var. Bir de ne var? Enerji var. Enerji. Enerji de önemli. Şimdi yemdeki proteini koyunun fizyolojik dönemlerine göre fark eden, yükselen ve azalan miktarlarında sağlarken Enerjisini de mutlaka dikkat almamız lazım. Doğal olarak bizim de insan olarak değil mi günlük bir enerji ihtiyacımız Aynen var. Aynen öyle. Günlük. Aynen bir, öyle. Evet, aynı enerji şekilde ihtiyacı koyunlarda cüsseye bakın ıı, ırka fizyolojik döneme göre değişmekle birlikte kuru dönemde koyunlar yaşama payı dediğimiz eğer karınlarında yavruları yoksa eğer altlarında yavru büyütmüyorlarsa yani emzirme yapmıyorlarsa özellikle de gebeliğin gebeliğin ilk 15 haftası da dahil ilk 15 haftası da dahil koyunların kuru dönem ve gebeliğin ilk 15 haftasındaki enerji ihtiyacı 2000 gebeliğin, kilokalori. Gebeliğin ilk Ülk 15, 15 haftası. haftası. Evet. Anladım. Burada yani 3, 3, enerji 3, 3, ihtiyacımız e, nedir efendim? 2000 kilokalori civarında e, ve protein ihtiyacı %8-10. Yani koyun yaşamının büyük bir dönemini şu ihtiyaçlarla karşılayabiliyor. Şu ihtiyaçlarla giderebiliyor. Şimdi enerji evet. ve protein çok önemli. Bunun haricinde besin maddelerinde vitamin ve neler var? Mineraller var. Bunları da asla unutmuyoruz. Bununla beraber su da aslında onların bir besinidir. Aynı. Şimdi 2000 kilo kalori enerji dedik Bahadır Bey. Siz 70 kilogram ağırlığındaki bir koyunu 2000 kilo kalori enerji ihtiyacıyla yaşama payı enerji ihtiyacını karşılayamazsınız. Veremezsiniz. Ağırlık çok önemli yani bu verdiğimiz hangi ağırlığa göre bir koyun için enerji ihtiyacı? bu şöyle söyleyelim ideal anaç ağı. Bizim hep konuştuğumuz. Evet, 55-60 kilogram Tabii. koyun için bu, ihtiyaçtır. Bu evet yani verim özellikleri açısından da çoğu doğum kabiliyetinde olan ve bu anaç kilolarında olan bizim aslında Hani kuzu fabrikası dediğimiz kapalı yetiştiricilik modeline uygun anaç açısından biz enerji ihtiyacını konuşuyoruz. Aynen öyle. Şimdi e, size bazen eleştiriler geliyor, ben de duyuyorum. E, diyorlar ki işte ana rom diyorlar, e, Bahadır Bey, biz böyle daha büyük hayal ediyorduk. Bir gözün bir görmesi ne istiyor insanlar? Aynen Daha öyle böyle bir heybetli iri, evetli şey. evet. bekliyorduk. Şimdi bu bir yanılgıdır. bu bir yanılmadır. Kuzu fabrikası ismi de aslında bu açıklayacağım konuya çok paralel bir isim. Şimdi fabrikanın demirbaşları sizin doğuran anaç koyunlarınız. Bu demirbaşların ihtiyaçları ne kadar enerji ve proteinde düşük olursa sizin yem maliyetleriniz o kadar düşük olur. Çünkü enerjiyi artırmak, proteini artırmak demek... Maliyetleri artırmak demek. Aynen biz burada maliyet hesabı yapıyoruz zaten. Biz burada aslında ne ne yem vereceğiz, değil mi? Besleme maliyetlerini çıkartmaya çalışıyoruz. Bir fabrikada da bu yapılır. Yani biz fabrika kelimesi biraz böyle hayvancılığın doğal yollarla yapılmasına uzak bir kelime gibi insanlara geliyor olsa da biz yetiştiriciliğin bir fabrika temelinde işin mühendisliğini doğru yaparak yapılması, seri üretime, her ay kuzu üreten bir işletmenin kurulması anlamında bu ismi verdik. Bu isim çatısı altında hayvan refahını en üst düzeye taşımalıyız ki yüksek verim alalım zaten. Evet. Yani biz burada hayvan refahını en ön plana koyduğumuz bir modeli konuşuyoruz. Onu konuşurken de belli parametrelere dikkat ediyoruz. Yetiştiricilik anlamında günlük ihtiyacı nedir ve ben o ihtiyacı karşılamalıyım, değil mi? Sınırsız, e, sınırsız kaynağı önüne koyarsam da yanlış. Evet. Az yemi önüne koyarsam da yanlış. En doğru miktarda yem vermeliyim. İşte bu işin mühendislik kısmı burada. Çok doğru. Peki, e, yemlemede çok güzel bir yere e, işaret ettiniz. Az, fazla. Aynen öyle. Şimdi üreticiler hep şunu düşünür. Az verirsem problem olur. Yesin yiyebildiği kadar. Heh. Fazlası aslında az yemlemeden daha büyük sıkıntıdır. Daha büyük sıkıntı verir. Fazla yemle besleme. Yağlanma yapar. İç yağlanma, gebelik üreme verimine de üreme verimi no negatif etkiler. etkisi var. Efendime söyleyeyim e zaten maliyetleri geçtim. Hayvan fizyolojisine Tabii. de fazla yemlemenin yani ihtiyacından fazla enerji, ihtiyacından fazla protein vermenin de Problemleri vardır. Yani sadece az vermek demek değil fazla vermek de hayvanlara Çok önemli bir, bir ezber bozma evet. bozduk bence burada. Evet. Çok doğru çok önemli. Çok önemli. Biz bu işin matematiğini yaparken bunlar işte çıkıyor aslında ortaya. Evet. Ee, devam edelim hocam güzel ilerliyoruz. Bu ağırlıktaki bir koyun için günlük ihtiyaç buydu. Kurudaki dönemde ve e, gebeliğin, gebeliğin ilk, ilk, üç, üç, ilk üç, üç, üç buçuk ayı e, kadar ki dönemde. Yani bizim sistemimize baktığımız zaman biz kuruda bir ay. Ee, bekletiyoruz. Evet, dinlenme süresi. Dinlenme bir ay. süresi anlamında bu evet. bir ay. Bu da 3,5 ay desek 4,5 aylık bir süreçteki koyunun e, enerji ihtiyacı bu. Evet. Bunu şimdi, nasıl karşılarız? E, şimdi ne, bunu ne, nasıl herhalde? karşılarız? Şimdi bazen eee fabrikası Facebook sayfasından da sorular geliyor arkadaşlar bize yöneltiyor. Hocam diyor ki benim koyunuma bir kilo yonca versem, 200 gram arpa versem, e, 500 gram mısır sılacı versem olur mu? Şimdi bu soruları Buradan e, izleyicilerimizi, takipçilerimizi uyaralım. Bu sorular olur diyerek yanıtlama şansımız yok bir kere. Yani tabii bir yandan da yani insanımız da e, bu konuyla ilgili bilgilenebileceği, beslenebileceği kaynağı bulamadığı için Evet. kulaktan dolmalarla ben böyle yaptım oldu. Sen de bunu dene kardeşim şeklinde bilgi ona geldiği için ben onları da çok iyi anlıyorum. Aynen öyle. Bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bakın şu anda sıcaklıklar e, zannediyorum 10-12 e, derece şu anda. Bakın evet. Bahadır Bey, bu sürü şu anda buradaki Beykoz'daki sürü Erzurum'daydı. Şu anda Erzurum'da göz gözü görmüyor. Her yer kar. kar. Her yer kar. Doğru. Şimdi hayvanların şu enerji ihtiyacı, canlı ağırlık dedik ya, canlı ağırlığa sadece bağlı değil. Fizyolojik dönemlere birazdan geçeceğiz. Sıcaklığa çok bağlı, hava sıcaklığına. Hava daha soğuksa daha fazla enerji e tabii, ihtiyacı olacak. Isınması gerekiyor. Aynı hayvanın buradaki enerji ihtiyacı Erzurum'a gittiğinde eksi yirmileri, eksi otuzları gece, geceleri eksi otuzları bulduğunda ne olacak? Enerji ihtiyacı yüzde otuz hatta bazen yüzde artacaktır. Şimdi dolayısıyla hava sıcaklığı bir faktördür. Evet bir faktör. Bunu düşünmeniz lazım. Yani hava sıcaklığı yüksek sıcaklık da hayvanlarda yem tüketimi. Doğru hocam vardır. dış faktörleri vurguluyorsunuz Faktörler. çok önemli. Burada benim istediğim izleyicilerimizin de merak ettiği, is, bilmek istediği bu. Bu ağırlıktaki bir anaç için elbette gün 4,5 aylık dönemdeki enerji ihtiyacı bu. Protein ihtiyacı bu. Biz bunu kendi sistematiğimizle nasıl karşılıyoruz? Aynen. Nelerle karşılıyoruz? Onu yapalım. daha sonra diğer dönemler ne oldu tabii? Evet. Diğer dönemler işte çiftleşme zamanı olabilir doğum öncesi, doğum evet. sonrası, kuzulu koyun sütten kesim, o diğer bir yıla bunu tamamlarsak güzel olur. Şimdi canlı ağırlık burada yazdık. Canlı Aynen. ağırlık çok önemli. Hayvanların enerji protein ihtiyaçları fizyolojik dönemlerine göre de değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla hayvanlarımızın fizyolojik dönemlerini bilmeniz lazım. Bilmek tabii oradan geldiğimiz zaman sisteme gene evet. şey yapıyoruz. Yani biz her bir fizyolojik dönemi farklı barınaklar, farklı bölmelerde, padoklarda evet. hayvanları istihdam ettiğimiz için. Ve bölmeler geçiliyor yani e, değil mi her zaman anlattığımız evet. bir bölme gebelik kontrolü yaptığımız zaman gebe olanları diğer bölmeye aldığımız zaman sadece gebe olanları bir arada tutmuş olmuyoruz. Aynı zamanda farklı beslenme ihtiyacı olan grubu bir araya getirmiş oluyoruz. Evet. Değil mi? kuruya geçtikleri zaman onu farklı bir padokta tutuyoruz? Neden? Çünkü yaptığımız hesaba göre beslenme ihtiyaçları, enerji ihtiyaçları farklı olduğu için hı hı. onlara daha farklı bir beslenme rejimi uygulayabiliyoruz böylelikle. Aynen Optimize öyle. ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi kuru da gebeliğin ilk 15 haftası ve gebeliğin son 6 o e hafta kuzusuz koyunlardan bahsediyoruz. Yani yanında kuzusu olmayan kuzu dönem bu. Evet. Dönemdeki koyunlardan bahsediyoruz. Şimdi kurudaki ihtiyaçlarla ne dedik? Gebeliğin ilk 15 haftasındaki Aynen. ihtiyaçlar çok benzer. Yani yüzde evet, %8-10 protein. protein protein evet ve e, ne yapacak efendim? Yaklaşık 2000 kilo kaloride enerji ihtiyacı var. Bunu neyle alacak Güzel. Bahadır Bey? Evet. Bunu tükettiği yemle alabileceği pozisyona getirmemiz lazım. Aynen öyle. Buna da kuru madde alımı diyoruz. Yani hayvanların kuru madde tüketimi diyoruz. Hayvan... Kuru madde alımı tabii yani ee otta da çayır otu veya yonca da kaba içerisindeki kuru madde Aynen anlamında. Öyle. Şimdi kuru kaba kuru evet. kabayemler genelde evet. E, çok düşmez. Yüzde 85-90 civarında kuru madde oranı vardır. Yani aslında 1 kilogram kuru kaba şöyle söyleyeyim 850-900 gram kuru madde içerir. Kuru madde esasına göre gitmeniz evet, lazım. Doğru. Anlatabildim mi? Kuru kaba yemlerde yüzde 85-90 kuru madde oranı vardır. Gerisi nedir? Nemdir. Yani sudur. Sudur. Aynen. Sudur, aynen. Hı hı. Şimdi kuru kaba yemlerde bir kilogramda 850-900 gram kuru madde hesabına girdiğiniz zaman kurudaki ve gebeliğin ilk evet. 15 haftasındaki koyunlar Bahadır Bey canlı ağırlıklarının canlı ağırlıklarının yüzde bir buçu ikisi kadar kuru madde tüketirler. Hı hı. Bakın Yüzde bir buçuk iki. Bu buradan kendi koyunlarının insanlar canlı ağırlıklarına göre bir hesap yapabilirler bravo, bu sayede. Bravo ağzınıza sağlık. Şimdi benim burada 55-60 kilogram hayvanımın kuruda ve gebeliğin ilk Aynı. 15 haftasındaki tüketeceği yani kuru madde olarak tüketebileceği miktar yüzde bir buçuk iki. Yani nedir efendim 60 600 kilogram, ağırlığındaki bir hayvanın şeyi yüzde bir buçuk ikiden şöyle diyeyim 1.2 kilogram kuru madde tüketecek. 15 evet. Doğru mu efendim? 1,2 kilogram kuru madde. Bir %85 90 kuru bir madde hesabına iki. göre benim bu hayvanıma ne vermem lazım ee, Bahadır evet. Bey? Ne vermem lazım? 1,5 yani kilo, kilogram. 1,5 kilo. Yani bu kuru maddeden 1,5 kilo verirsek 1,2 kilo kuru e, madde alabilir. Evet. Bir demek buçuk kilo. ki ben hayvanıma 1,5 kilogram öyle bir yem vereceğim ki kaba yem olarak konuşuyoruz. Bunu 1,5 kilogram olarak tüketecek. Ve bu tükettiğinde yüzde 8-10 protein 2000 kilokaloride enerji olacak. Bir buçuk olacak. kilo tükettiği nasıl bir kabayam vermeliyiz ki yüzde 8-10 protein alsın ve bu, bu, kuru madde oranı olarak da yeterli olsun bu ağırlıktaki bir hayvan için. Aynen ne öyle. alternatiflerimiz var kabayam olarak? Şimdi bu tüketeceği maksimum miktardır bu arada. Bir buçuk kilogram. Yani bunun üstüne çıkamazsınız. Kuru madde tüketiminde ben 2 evet. iki kilo vereyim diyemezsin. En asgari de ne kadar? E... Ee... Bir kilogram da altına düşmemeniz lazım. Hı. bir kilogramın da altına düşmeniz lazım. Şimdi elimizdeki biliyorsunuz sizin aldığınız Aksaray'dan aldığınız, Balıkesir'den aldığınız, en son Adana'dan evet, fıstık, fıstık. E, samanı evet. aldığınız, evet. Iğdır'dan. Iğdır'dan yoncalarınızı Alıyoruz. aldığınız. Ne yapıyorsunuz Bahadır Bey? Alıp böyle buraya koyup yonca ver bundan bir kilo. Hımm, fıstık Öyle samanı, değil. Ver bundan Yazdık. Kilo. Reçete burada. %8-10 protein oranı tutturdu mu tutturmadı mı? Benim bunun laboratuvar ölçümünü yapmam lazım. Bravo. Demek ki Yemlerinizi yem laboratuvarlarında laboratuvar e, sonuçlarını almanız lab lazım. diyelim hocam ona evet. zorlu bir kelime oldu şu anla evet. ilgili uğraşmışlar. Laboratuvar için. sonuçları Aynen. ne için enerji için zaten bunu çok basit yaparlar ne için en önemlisi tabii iki tane şey protein. Şimdi evet. sizin kütüphanenizde ben baktım kütüphanenizi inceledim yem analiz e, raporlarınızı inceledim Bahadır Bey bugüne kadar almış olduğunuz çayır otu yani en düşük protein oranı ve en düşük enerji oranını düşündüğümüz çayır otundan en yüksek protein oranı yoncaya Yonca. kadar, ikinci, üçüncü biçim yoncaya kadar sizin protein oranlarınız hiç yüzde sekizin altına düşmüyor. Evet, Çok. Yani bunun altına düşmeyen tedarikçilerle çalışıyoruz. Evet. Şahane. Yani aynı, aynı tarladan biçilip gönderilmesine dikkat ediyoruz. Doğru. Toplamı toplamacılarla pek çalışmak istemiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu bu yani 1 bir bir, bir bir kiloluk bir numuneyi biz ölçüyoruz sonuçta. Ama oradan 600 balya, 1000 balya alıyorsak eğer bunun aynı mahsul üzerinden gelmesine dikkat ediyoruz ki bu evet. oranlarda şaşma olmasın. Evet. Zaten %8 protein bizim hayvanımızın Kuruda Yetiyor. ve gebenin ilk 15 haftasındaki protein ihtiyacını karşılıyor. Çayır otundan gidiyorsak ve bu ihtiyacı karşılıyorsa çayır otunu tercih ediyoruz. Evet. Protein ihtiyacı olarak yeterli. Piyasa değeri anlamında da daha uygun maliyetli. Aynen öyle. Şimdi %8 proteini 2000 Heh, yine söylüyorum. Enerji ihtiyacını. Enerji ihtiyaçları da yine 2000-2200 civarında sizin yem kütüphanenizdeki analiz sonuçları. Yani çayır yaklaşık. Ot. Yaklaşık 2000 kilokalori enerjisi var. Demek ki Bahadır Bey çayır otu bir koyunun hı hı. E, çayır kuruda otu kuruda ve gebeliğin ilk e, 15 haftasındaki enerji ve protein ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Evet. Sadece çayır otu yiyerek bakın sadece çayır otu yiyerek koyun ihtiyacı olan protein ve enerjisini almaktadır. Alabilir. Yonca verecek olsak o aynı miktar yoncayı verdiğimiz zaman... Enerjinin daha fazla gittiğini görüyoruz. Yaklaşık 3000'lere yaklaşıyor. O durumda biz bir buçuk kilo değil bir kilo yonca Yonca'da vererek. Yoncada enerji o kadar yükselmez. Yoncada enerji 2400'e ancak çıkabilir. Çok yükselmiyor. <laughs> Yoncanın tek farkı protein Protein oranı yükseliyor. yüksek. %18'lere çıkar. Fazla protein Evet zarardır hayvana. Fazla proteinle Doğru. beslemek yetişkin hayvanlarda Kardan çok zarar getirir. Çayır otunu bir buçuk kilo verdiğimizde yoncayı da mı bir buçuk kilo vermeliyiz? E yoncayı tabii bir, ki düşürmeniz düşürmeniz, yani düşürmeniz lazım. Evet. Enerji dengelemesi için dengelemesi. E, hani çayır otu zaten enerji ve proteince koyunun ihtiyacını bakın 55 Yo, Elimizde yonca varsa demek evet, istedim ben. Bir kilograma düşüp protein oranında işte yüzde dokuzlara protein e, oranını dengelemek, dengelemek için, için düşebilirsiniz. Enerjiyi B iki takviye etmeniz gerekiyorsa ilave 100 gram belki arpa verebilirsiniz enerji yemi. Ancak normal hesapta 1,5 buçuk kilogram çayır otu normal hesapta bunları tabi ölçmeniz lazım. 1 kilogram yoncaya eş değerdir yonca. Ama evet, yonca ben... var yonca var. Bahadır Bey bakın yonca var yonca var. Aa ben yonca aldım bir kilo verdim hayvanda enerji. Yok, ben istiyordu. yaptığımız ölçümler itibariyle olan karşılaşma karşılaştırmayı söyledim zaten. Evet. Yani ölçüm yaptırmadan e, bir şey Evet Tabii yapıyoruz. Yani pratikte, pratikte hep izleyicilerimiz diyor ki çok teknik gidiyorsunuz. Biraz pratik bir şeyler söylesenize. Pratikte bir buçuk kilogram çayır otu bir kilogram iyi kalitedeki yonca eşleyelim. Evet eğer. yani. bizim ölçümlerimizin standartlarımızın içerisine düşüyorsa biz bir kilogram ya bir kilogram yonca veriyoruz bir koyuna günlük evet. ihtiyacı olarak. Evet. E, bu dönemdeki koyuna tabii. O... Kuruda ve gebeliğinin Kuruda 15 ve gebeliğinin evet buradaki dört buçuk aylık dönemde ya da bir, bir buçuk kilo çayır otu veriyoruz. Şimdi koyunculuk, koyunculuktaki besleme stratejileri Bahadır Bey aslında çok basittir. Bunu komplike etmeye doğru giden eğilimler olabilir. Benim pancar posam var. Benim mısır sılajım var. Ben bir yerden üzüm posası buldum. Biri aradı hatta biri bir gün sordu. Hocam Buz kabuğu verir ver, versem koyuna bir zararı Mide var mı? Mide full orasını bozmayın diye bir ya, yanıt bu, vermişsiniz. Buz kabuğu nedir arkadaşlar? Şimdi ben bunu anlamadım. Bunlar alternatif Tabii alternatif. Temel besin maddeleri kuru yemde de, Bahadır Bey. E, ben e, her zaman için şunu vurgulamak istiyorum, Korunga koyunun en sevdiği kabayemdir. Hocam çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi e, insanları da anla, anlıyorum çünkü hani yonca konusunda bir rekabet söz konusu. Sütün ekçiliğinde yoğun kullanılıyor. Süt keçiciliğinde aynı şekilde. İthal edilen bir ürün. Şimdi bu değil kendi var olan tarlalarında ektikleri kabayemlerle bir rasyon hazırlamak istiyorlar. Ekonomik sebeplerden makul bir şekilde. Hı 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 hı. Dolayısıyla biz hani çayır otu ve yoncayı e, konumlamışken aynı zamanda işte korunga ve diğer birkaç alternatif daha yazarsak Hesaplama mantığını verdik zaten. Evet. Bu mantıkla e, yem fabrikalarından da lab ölçümlerini yaptırabilirler. Hı hı. E, o da bir şey değil. E, birkaç alternatif daha çizersek insan kendi Şimdi, yolunu bulabilir. E, bunlar kuru kaba yemler. Korunga, fi, bakın. Fi. Bunlar koyunlarda e, kullanılan e, en yaygın kullanılan kabayemlerdir. kaba yemlerdir. Korunga, fi, yulaf, yonca, çayır otu bunları söyledik. Bir de turşu yemler var. Ne o? Silaj. yonca silajı var, mısır silajı var. Bunlarda da tabii kuru madde oranlarını Hatta şimdi, doğru hesaplamaları şimdi gerekiyor. Hatta şimdi Raygrass dediğimiz slaj yapıyorlar. Var da var. Şimdi slaj nedir e Bahadır Bey? Sılaj %70'i su olan bir turşu yaptırıyor. Yani %30'u kuru madde diyelim isterseniz evet. hocam. O daha doğru olacak. Ha, şimdi Çünkü şurada kuru madde dedik ya. Burada kuru madde ya. hesabımız vardı zaten. Evet şimdi biz kuru madde dedik ya canlı %1,5-2'si kadar kuru, kuru madde, madde tüketir. Aynı. Ha. Hesabı hesabı yapılacak şimdi şekilde. Şimdi siz 1 kilogram kuru madde bu hayvana bir, tükettirebilmek için, için. Doğru mu? Aynen. E, Sılajdan 3 kilo. 3 kilo. 3 çünkü lazım. onun %30'u ancak kuru madde kuru olduğu madde. için. Aynen. 3 kilo. Biz çayır otunu 1,5 kilo verirken siz sılajı e, 3 kilo evet. vermeniz gerekecek. Şimdi dönemlere göre bazen silajın fiyatı çok uygun oluyor. Tabii. Bazen yonca uygun oluyor. Korunga bulabilirsiniz ne hala. Koyunun en sevdiği yemdir. Fi, yulaf bunlar alternatifler. Şimdi evet. bazen e, siz diyorsunuz ya ııı e, Hocam diyorlar ki e, yonca çok pahalı, 900 lira tonu. Çayır otu ne kadar? 600 lira. Şimdi hesabınızı doğru yapın. Çayır otu... aynı fiyat aslında ikisi. Nasıl aynı fiyat? Birinden bir buçuk kilo veriyorum, diğerinden bir kilo veriyorum. Bitti bu kadar. Bir kilo yonca ile. Bir buçuk kilo çayır otu aynı fiyata denk geliyor toplam olarak. Sılaj çok ucuz hocam. Ben sılaj yedirmek istiyorum ha. hayvanıma. 300 TL tonu. Evet yani aslında bu 3 kilo. E, verdiğin için 900 verdiğin için. lira. Yonca'ya Yonca göre 900 lira. ile aynı fiyat. Yonca'yla aynı fiyat. Ha, ama aynı fiyat değil de ben daha az vereceğim gene. Nasıl bir iki kilo veriyorsam gene öyle vereceğim dersen hayvanın ihtiyacı olan enerjiyi karşılayamıyorsun, karşılayamıyorsun. demektir. Karşılayamıyorsun. Verim düşüş, düşüşlerini o an belki göremiyorsun ama ileride o senin başını ağrıtacak demektir. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bu yem kaynaklarını söyledik. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii hayvanlarda yem tüketimi kaba yemin lezzetine göre de değişir. Şuradaki günlük can ağırlık artışı, can ağırlığının yüzde bir buçu kadar kuru madde alır diyoruz ya. Şimdi hayvanın önüne lezzetsiz bir yem koyduğunda, küflü bir yem koyduğunda, Sılaçta fermentasyon eğer kontrol edemediyseniz acılaşma olduğunda yemez hayvan. Tamam o normalde canlı ağırlığının yüzde bir buçuğu kadar kuru dönemde alacak ama yemi sevmedi, tüketmek istemiyor. Şimdi siz ne seviyorsunuz Bahadır Bey? Lahmacun seviyorsunuz, Yemek pide seviyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Lahmacun seviyorsunuz, pide Yiyorum. seviyorsunuz. Ben sizin önünüze ne getirdim koydum? Balık. Yani şimdi Lahmacunu hapır hapır yiyen bir adam. Allah'ın nimetidir hocam. Ha, ona, da, he, ona da bir itirazımız he, olmaz. Balıkta ya balıkta çok sevmem. Yanlış, yanlış örnek üzerinden gidiyorsunuz. Beni seçmeyin orada. Onu ben, ben yerim. Yani ben örnek veriyorum. Yani örnek veriyorum. Şunu demek istiyorum. Evet. Hayvanlar da aynı insanlar gibi yem tüketimleri yemin Doğru. lezzetine de bağlıdır. Sevdikleri yemi daha fazla yani tüketirler. Yani biz onların hem refahını hem de ağız tatlarını burada dikkate alıyoruz. Ağız tatlarını çok dikkate almanız lazım. Evet. Koyun bu yemler içerisinde Bahadır Bey en çok tüketmeyi sevdiği yem hangisidir biliyor musunuz? Korunga. Buna bayılırlar. Buna böyle hapır yerler. Fıstık samanı şu anda e, son e, yani ben çok önemsiyorum bu fıstık sapı diye geçiyor, samanı da geçiyor muhteşem bir yem. Bakın bunu da çok severek tüketirler. Tabi saman önüne koymak gibi değil bu. gene bir ölçümünü yapmakta evet. fayda var. Daneli ee, olması anlamında fıstıkla herhalde Fıstıkla ilgili biz ölçümlerimizi yaptık. Çok başarılı. %9 protein, 2200 kilokalori enerjisi var. Çayır otunun yerine fevkalade geçebilen bir alternatif yemdir. Güzel. Çok başarılıdır. Çok severek Aynen, yer. Öyle. Korungayı severek yer, bunu severek yer. Çok güzel. Mesela yulafı çok severek tüketmez Bahadır Bey. Yulafı. Enteresan bak. Çok severek tüketmez. fi yine severek tüketir. Yonca'ya çok böyle e, süt inekleri ve süt keçileri gibi talim etmez. Acı gelebilir. Anlatabildim mi? Yani, Mesela surat ifadesinden mi anlıyorsunuz hocam? Bu biraz acı geldi bu diye size böyle bir dönüp bir bakış mı atıyorlar? Ee, Orada pratik bir yöntemimiz var. Bakın evet. size söyleyeyim bunu benden kolay kolay herkes alamaz bu bilgiyi. Biz bizeyiz hocam lütfen. Git <laughs> gitme sizin hatırınıza bu bilgiyi paylaşıyorum. Hayvanların yemi sevdiğini nereden anlarsınız? Bunu söyleyin de biz de onların ağız tadını ciddiye alalım. Yemliklerine yemini koydunuz. Evet. Yarım saat içerisinde bitiriyorlarsa Hayır, çok maşallah. sevmişlerdir. Bu tüketme süresi yarım saatten fazla bir saate geliyorsa hatta önlerinde yem bırakıyorlarsa hayvanlar o yemi sevmez. İşte bu kadar. Bu da çok önemli bir referans. Yarım saat. Gözlem yaparken evet. bir programda anlatmıştık hayvan refahı ile ilgili evet. gözlem çeşitlerimiz. Bizim 4... Muhammed bazen söylüyor 4... bana diyor ki hocam diyor bu yeni alan otu koyunlar biraz sevmedi mi gibi. Dört çeşit gözlemimiz vardı. Bu da beşinci gözlem olarak oldu. Yani bizim bakıcılarımız çiftlikten bunun haberini bize verebiliyorlarsa zaten bu yetiştirici arkadaşlarımızın da çok kolay kontrol edebileceği bir şeydir. Aynen öyledir. Sılajı da aslında severek tüketirler ama sılaj biraz riskli bir yem küflenme olduğu zaman listeriosis dediğimiz dönme başa neden olur. Yani sılaj gibi alternatif yemleri, fermente ürünleri kullanırken çok dikkatli olmanız Hocam, lazım. Hocam 4,5 aylık dönemi tamamladık. Tamam. Özel dönemlere geçelim mi? Geçelim. Sinin lütfen tahtamızı. Hangi döneme geldik? Evet şimdi e, gebelik son dönemden başlayalım isterseniz. Çok önemli. Oradan kuzularımızı yapalım. Kuzulu koyun dönemi. Sütten kesime kadar ki kısmı konuşalım. Sütten kesim sonrasında tekrar zaten koyunumuz kuruya gidiyor. Oradan evet. da çiftleşmeye gelelim. Hı hı hı. Şimdi bakın Bahadır Bey ben burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çiftçi TV başta olmak üzere değişik e, kanallarda hayvanların yemleme ve beslemesinde bir takım bilgiler paylaşılıyor. Bilgiler paylaşılıyor. İşte e, Mera'nın hayvanın ihtiyaçlarını sanki de tamamıyla karşıladığı. Bakın dikkat edin biz Uruguay'da yaşamıyoruz. Bu hayvanlar Uruguay'da otlamıyor. Yeni Zelanda'da değil. Bu yani. hayvanlar Yeni Zelanda'da değil. değildi. Dikkatinizi çekerim. Burası İngiltere gibi sürekli yağış alan, çayırı otu bol olan yerde yaşamıyorlar. Türkiye'nin hem toprakları bakın dikkat edin fakirdir birçok yönden hem de meraları verim anlamında düşüktür. Sadece bolluğu değil, çeşitliliği de önemli değil mi? Hocam? Aynen öyle. Şimdi bakın. NRC NRC National Research Council Ulusal Araştırma Konseyi 1985 yılında koyunların besin madde ihtiyaçları diye bir e, kitap yayınladı. 1985 enerjisi. Bütün bilim adamları ve bütün profesyonel işletmeler enerjisinin 1985'teki koyunların enerji, protein, vitamin, mineral neyse artık. Besin madde ihtiyaçlarına göre formülasyonlar yapıyor. Enerjisi ne yaptı biliyor musunuz Bahadır Bey? Dikkatinizi çekerim. Bu 1985'teki kitabı güncelledi. Ulusal Araştırma Konseyi dünyaya referans olan, dikkat Aynen. edin, 2007 yılında yeni bir kitap yayınladı. İnsanda da aynı şekilde bunlar gelişiyor. Tabii Revize ki. Revize ediliyor. Tabii ki. Hı hı. Efendim dedi, 1985'teki söylediklerimizi unutun, bizim yeni formüllerimiz, yeni Aynen. önerilerimiz var. Aynen. Gebeliğin son dönemi çok önemli. Gebeliğin yani son 6 haftası, 6 hafta, 42, Tabii. 42 gün. Çok önemli. Şimdi biz zaten hocam hani diyorsunuz ya meralar ihtiyaçlarımızı karşılamak anlamında nasıl yeterli olsun ki? Biz şimdi bir yandan tabii mera yeterli anlamında sıkıntı varken diğer yandan da biz bu işin mühendisliğini çıkartıyoruz buraya. Koyunun her dönemindeki ihtiyaçlarını uluslararası referanslardan baz alarak ve sizin çalışmalarınızdan baz alarak bu işin mühendisliğinde hangi dönemde biz ne kadar kalori enerji vereceğiz ona göre de maliyetlerimizi de optimize edeceğiz diye uğraşıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla bir mera ortamında koyunu o ortamda baş başa bıraktığımız zaman yüksek verimde koyunculuğu yapmakla ilgili şansımız kalmıyor. Çoğu doğum zamanındaki enerji ihtiyacını veya işte çiftleşme zamanı veya işte doğum öncesi ihtiyacını orada kendisini karşılamasını beklemek bu bir bilinmez oluyor. Kesinlikle. Bakın çok önemli bir noktaya değindiniz. Gebeliğin son 6 haftasında yani 42. günde son 42. gündeki yemleme ve besleme muazzam önemli. Neden? Tamam. Çünkü fötüs yavru gelişiminin %70'ini bu dönemde tamamlar. Bir kere bir buna önem vermek için bizim bu bunu bilmemiz lazım. Yani son 42 günü geldiğini bilmemiz lazım. Ve diğer dönemleri de bilmemiz için ben küçük bir araya girmiş olayım. kızgınlık senkronizasyonu yapmak, değil mi? Ultrasonla üremeyi gebelik kontrol yapmak, üreyi, üremeyi denetim altına almak. Olmazsa olmaz zaten. Yoksa bu hesaplardan bahsedemiyoruz bile. Aynen öyle. Buyurun hocam. Son son dönem. Şimdi e, Fetüs e, doğan yavru ne kadar doğuyor? E, 3,5 evet. kilogram doğuyor. Bunun evet, %70'ini sizin matematiğiniz çok sağlam. Hemen %70'ini alalım. 3,24. 2,4. E, 2,4 kilosunu son 42. günde evet. tamamlar kuzu. Dolayısıyla ihtiyacı fazladır. Hangi kuzu Bahadır Bey? Ben Hı. artık dilimde tüy bitti. Bazen Canan Karatay hocaya dönüyorum. Ben sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Ya ikiz, üçüz doğuran hayvanlarda bakın şu 2.4'ten çarpı 3 çarpı 2 tane var. Siz tekiz yavruya gebe hayvanla ikize üçüze gebe hayvanı aynı miktarda, aynı oranlarda, aynı e, cinselde yöntemli. tiplerde yemlerle Tabii. besleyemezsiniz. İhtiyaçları farklı çünkü. Enerji niye değiştirdi bunu? Evet. Bey, çünkü koyunculuk dünyada yünden çıkmıştır yün üreten bu hayvan yünden çıkmıştır koyunculuk dünyada sütten çıkmıştır büyük ölçüde çıkmıştır koyunculuk bütün dünyada trend olarak kuzu eti üretimine katmada, yönelmiştir. Katma değeri en yüksek ürün o şu anda ihtiyaç anlamında da. Kuzu eti üretimindeki en stratejik karlılığı garanti altına almadaki en önemli unsur nedir? yavru verimini artırmak. Yavru verimi. Çoğuz yavru doğum verim. özelliği. Evet. Eee tabii doğum ağırlıklarıyla. Yani ikiz, üçüz. İkiz üçüz. Doğuran anneleri yeni genotipleri elde etmektedir. Bu neden dünyadaki kuzu etine dönen talepten, trendden dolayıdır. Tabii verimi yükseltmek zorundayız. Verimi yükseltmek zorundasın. İnsan insan sayısı da artıyor, ihtiyaçlar. Evet, şimdi enersinin dünyada mevcut koyunluklarının %90'ı, %80-90'ı tek doğuran. Yılda bir sefer doğuran ırklardan mütevellitti. Şimdi Yeni Zelanda'da dahil olmak üzere bütün dünyada koyunculuktaki eğilim ikizik oranını artırmak, sık kuzulatmayı evet. başaran ırklarla çalışmak ve dolayısıyla üreme verimi etkinliği yükseltilmiş ırklar evet. piyasada. Evet. i̇deal ideal anaç standartları 8 evet. ayda bir ikizi üçüzü elde etmek üzere. Aynen öyle. İlk yılında gebe kalması üzerine. Aynen öyle. Şimdi gebeliğin son 6 ee, haftasında çok önemli dedik ya bilmeniz lazım. Evet. Gebeliğin son 6 haftasını koç katımı yaptınız 40 gün sürdü. İlk koçunu alanla son koçunu alan arasında gebeliğin son 40 gününü 42 gününü evet, bilme şansınız yok. Üremeyi denetim altına alacaksınız. Evet. Hayvanların ne zaman çiftleştiğini bileceksiniz. Şimdi hayvanların ne zaman çiftleştiğini bilmek yetmiyor. 100 koynunuzdan biri bugün 3'ü 5 gün sonra onu 15 gün sonra 20'si 30 gün sonra çiftleşti o da olmaz. olmaz. Çünkü siz gebeliğin son 40 iki gününde bir padokta bir padokta. deve hayvanlarınızı aynı. ne yapacaksınız? Tek seferde evet, yemleyebileceğiz. Evet bir grup olarak yemlemeye tabii. almanız lazım. Tabii, tabii bizim her bir grubu farklı farklı takip eden elemanlarımız olmayacak çiftlikte. Tabii ki. Hepsi hayvanlar aynı özellikle bir araya gelecekler. Biz tek bakıcıyla onları besleyeceğiz. Bravo. Yani iş gücünü azaltmak. Azaltacağız. E, yönetim ve idareyi evet. doğru ve barınağı doğru kullanmak anlamında da bu üremenin denetimiyle olacak bir konu. Fabrika dediğimiz şeyler bunlar işte. Hı hı. Bizim burada bu işin mühendisliği ve yönetim evet. şeklini. Aynen yapmak. öyle. Şimdi kuru madde tüketimi neydi kuruda? Kurudaki hayvanda Bahadır Bey. Yüzde bir buçuk. Bir buçuk ikiydi. Kuru madde tüketimi gebeliğin son döneminde artar. Ne kadar artar? Yüzde yüzde iki. İki buçuğa kadar artar. Canlı ağırlığının yüzde iki, iki buçuğu. Canlı ağırlığının yüzde iki, iki buçuğuna evet. kadar artar. Evet. Ancak. Ancak. çoğu bu tüketim artar ama hı hı. şimdi siz böyle bir otu gerçi burada da ot var niye çizdiysem otu? Ot burada hocam. Evet, evet. hacimce yüksek, evet. kaba yemle iki buçuk kilogram hayvana yediremezsiniz. Sebep hayvanın yavru büyüdüğü için yavru büyüdüğü için şurada rumen küçülür. Burada bizim e, yavrumuz var. Aynen. Bahadır Bey. Aynen. Yani rahimde yavru büyüklüğü arttıkça rumen yani midenin kapasitesi azalır. Aynen. Enerjiyi vermemiz gerekiyor. Midenin kapasitesi küçük. Heh. Ne yapacağız? O yüzden ot yerine neye geçiyoruz? Bahadır Bey? Daneye Dane yem. Dane ne enerji ilavesi için. Dane yeme geçiyoruz. Dane yem hacimce daha azdır ama enerji miktarı daha yüksektir. Otu An kesmemiz gibi bir şey söz konusu olamaz. Azaltıyoruz. O zaten e, otu otu belki kuru dönemdeki kadar Vermeye belki devam ediyoruz değil mi hocam? bir, bir, bir buçuk kilo. ilave hani kuru madde ihtiyacını biraz da otu, enerji yemiyle. Evet evet biraz otu azaltabilirsiniz bile. Aha. Özellikle ikiz doğuran hayvanlarda mide küçüldüğü, küçüldüğü için. için e, hep... Yani e, e, profesyonel koyun yetiştiricileri e, parmak kuralını uygularlar evet. e, gebe koyunlar için. Bakın ultrason burada çok önemli. Tabii. Gebeliğin ilk 30 ve 45. gününde ultrason yapıldığı zaman tekize gebeler, ikize gebeler, üçüze gebeler dediğiniz zaman karnındaki yavruya göre. Yavru sayısının orada bir hesapta bir evet. etkisi oluyor. Karnındaki yavruya göre e, 200-300 gram tamam. karnındaki yavru e, başına daneye yem vermeniz lazım. Enerji yemi mi lazım. Gebelik son dönem. Gebeliğin son Tabii 40 biz biz genel gibi. olarak hani anoromda 8 ayda bir ikizliği yakaladığımız için biz ikizlik hesabından ortalama olarak o bölmede ne kadar yem vereceğimizi ikiz kuzu sahibi olduğu hesabından veriyoruz. Evet, ikiz kuzu olduğundan dolayı biz zaten eşit, onlara eşit 500 gram var. 500 gram e, hayvan başına ek yem veriyoruz. Ek yem. İki, Neden evet. bu arpa en basiti. Evet. En basiti arpa verebilirsiniz. 500 gram arpa. Aynen. Yani yediye bir, bir buçuk i̇ki, kilogram. İkiz kuzu hesabından tabii bu. Evet yani 200-300 gram kuzu başına dedik ya 500-600 gram. Da şey diyelim. yap, aha, evet onu da söylemiş olalım. Gebeliğin son döneminde demek ki rasyona neye girdik? Yediği kuru kaba yeme ilaveten 500-600 gram arpayı evet, Burada en, enerji e, anlamında sonuçta eksiğimizi tamamlamak burada asıl önemlisi. Tabii enerji ihtiyacı. Yüzde iki buçuk, iki iki buçuk kuru madde alması gerekiyor. E, canlı ağırlığına göre hesap ettiğimiz zaman e, tabi vereceğimiz dana yeminde enerji oranını bilmemiz gerekiyor. Tabi Değil mi? Arpada genelde 2500 kilo kaloridir. Tabi bu arpanın kalitesine göre yine değişir. 2500 kilokalori evet. kilo kalori gibi bir ihtiyaç e, bir enerji düzeyiyle yani arpa veya eş değeri dana yemi. Tabii. Rasyona girdiğiniz zaman gene yani, hayvanların... Doğru. Yani bir buçuk kilo çayır otu veriyordum. 500 gram arpayla da gene aynı miktar enerjiyi Evet. verebiliyorum. Çok daha az hacim kaplıyor ve evet. ilave yemleme ihtiyacımı çözüyor. İlave yemleme ihtiyacınızı çözüyor. Diğer dönemlere de geçelim hızlıca hocam. Bunu toparlayalım evet, istiyorum. Evet, şimdi e, doğurdular. doğurdular. Kuzulu koyun. Kuzulu koyun. Kuzulu koyun, ikiz kuzulu. Bakın. ikiz kuzulu, tekiz kuzulu koyunlardan bahsetmiyoruz bu programda. Tabii 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 tabii. Yani zaten kapalı et koyuncunda her zaman söylüyoruz 8 evet. ayda bir ikiz kuzumuzu aldığımız zaman yılda ortalama 3 kuzuya geldiğimiz zaman bir kuzumuz maliyet. Bu verimi yakaladığımız zaman her türlü hayvan başına iki kuzu kar ettiğimiz bir modelden bahsediyoruz. Buradaki verimi yakalamak önemli. Evet. Ee, orada da biz e, maliyetlerimizi de optimize etmeye çalışıyoruz. Evet. İhtiyacından hareketle en uygun rasyonu e, veriyoruz. Her döneminde farklı besleme e, yöntemleri uyguluyoruz. Evet. Kuzulu koyunda ikiz kuzu hesabında. İkiz kuzulu koyunda e, enerji Enerji ihtiyacı, ha, burada e, gebeliğin son 42 gününde proteini e, söyleme e, söylemedik bunu da söyleyelim. Protein ihtiyacı %2 artar hmm. Bahadır Bey. Yani %10-12'ye %10, çıkar 10, 12. protein evet. ihtiyacı. Evet tamam. Geldik kuzulu koyuna. Kuzulu Zülukoyun. koyunda protein ihtiyacı %14'e çıkar. Biraz daha yükseldi. Protein biraz daha yükseldi. Efendime söyleyeyim gelelim enerji, enerji ihtiyacına. Enerji ihtiyacı. Enerji ihtiyacı ikiz e, yavru büyüten kuzulu koyunlarda. Evet. 4000 kilo kalori. Merada otladığı bir senaryoda günde 4000 kilo kalori ikiz kuzu yapan bir koyun enerji ihtiyacını karşılamak isterse karşılamak için kaç kilo ot yemesi gerekir? İşte buraya geldik. Şimdi size ben daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Ee, Cornell Üniversitesi'nde bir çalışma yapılıyor Bahadır Bey. Diyor ki Merada otlatırım ikiz kuzulu mu, tamam mı? Döner ağla Dane da, yem veririm veya daneyen yem verir meraya gönderirim. Yani zaten merada otlayan ikiz kuzulu koyuna dane vermek zorundasınız. Ben onu aslında söylemek istedim hocam. Ama size çok e, e, i̇lginç, evet. çok ilginç çok a, olumsuz bir e, sonucu olumsuz bir noktayı söyleyeceğim. Nedir bu olumsuz Hı. nokta? Merada otlayan hayvan bakın dane yem yediğinde merada otlama e, düzeyi düşüyor. Merada otlama ve yani meradaki otları tüketme e, evet. isteği düşüyor. Böyle bir olumsuz etkisi var. Yani merayı otlasın ilave üstüne ben tane yem veririm gibi bir olay yok. Sebebi şu tane yemlerde enerji yemlerinde nişasta vardır. Hı hı. Bakın nişasta e, nişasta mideye gittiğinde hayvanın mideye gittiğinde evet. rumendeki mikroplar nişastaya hücum ederler. ...hızlıca onu enerjiye dönüştürürler... ...hiçbir zaman koyunun önünde... ...dane yemin kaldığını görmezsiniz... ...koyun dane yemi, enerjice yüksek yemi... ...hızlıca tüketir... ...otu ne yapar? Yavaş yavaş, yavaş yavaş tüketir... ...hızlıca tüketilen dane yem... ...bakın, dane yem... ...rumendeki pH'yi düşürür... ...pH'yi düşürür... ...pH'yi düşürdüğü zaman... ...hayvan meraya gitmekte... ...isteksiz olur, otlamada da... ...otlama isteği düşer... Otlasa dahi de meradaki selüloz, selülozun olduğu kaba yemi tüketse de bunun dönüşümünü sağlayacak pehanın düşüklüğünden dolayı rumen mikroflorası değişmiştir. Bilmem anlatabildim mi? Peki yani sonuçta ikiz kuzu olan bir koyunun merada ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağından bahsediyorduk. Dünyadaki aslında koyunların %90'ı. Belki daha fazlası tek kuzu doğurur demenizin aslında bir açıklaması bilimsel açıklamasını getirmiş oldunuz evet, bence. Evet öyle. Çünkü onu karşılayacak bir kaynak bulamıyor. Aynen öyle. Meradaki, bakın şimdi çok önemli bir şey var. Hayvanlarda negatif enerji dengesinin yaşandığı olay emzirme dönemidir. Bahadır Bey, bir koyun ikiz kuzu emzirirken, ikiz kuzu emzirirken 60 günde 60 gram kaybeder. Günde evet. 60 gram kaybeder. Neden kaybeder? Bu anlattığım do şeyden dolayı kaybeder. Ya evet. e, ancak siz kesif yemi artırıp kaba evet. yemi azalttığınız zaman 200-250 gram aldığı tespit edilmiştir koyunların. Evet. Yani yemleme stratejilerinizi ikiz kuzu, 300 kuzu büyüten annelere Anne göre yapmamız gerekir. gerekir. Onu gerekiyor. yaptığımız zaman da hayvan hem refahında hem konforunda ikiz kuzuyu hem karnının içerisinde son dönemde büyütebiliyor hem de doğurduktan sonra bakabiliyor. O evet. enerjiyi karşılayabiliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, yemlemeye, beslemeye zaman yetmez. Bugün burada anlatabildiğimiz kadar anlattık. En azından evet. koyunları doğurduk. Kuzulu Kuzularıyla koyun, bu doğurdu. Kurudan geldi, evet. doğurdu. Kuzulusunu da büyüttü. Yani ee, enerji ihtiyacı bakın burada evet, iki gittikçe, katını arttı. Tabii, ee, protein ihtiyaçları nispeten artıyor. Evet şimdilik bu kadar evet. özet bilgiyle geçeceğiz. Ee, i̇nşallah başka Güzel. bir programda başka daha derin. Başka daha Bundan yaparız. sonra devam ederiz. Aynen. Evet Hesaplarımız TV böyle. İzleyicileri yemleme ve beslemeye dikkat edin. Hayvanlarınızın yem tüketimlerini mutlaka değerlendirin, hesap yapın, ölçün. Hesap yapın. Hesabınızı doğru yapın. Hoşçakalın.